Merhaba 1000 yıllık arkadaşlar, her şey doğalca YouTube kanalıma hoş dayanır. geldiniz. 11.000 yıllık bir geçmişe sahip, ta neolitik dönemlere dayanır. Haran aynı zamanda 639 yılından sonra Halife Ömer döneminden sonra İslamiyet buraya yayıldığında ilk gelen Emeviler olmuş. Emevi halifesi 2. Mervan Haran'a geldiklerinde Haran Şam'dan sonra 2. başkentliğini taşıyormuş. 20.000 nüfusa sahipmiş Haran nüfusu Emeviler döneminde. Şimdi değerli misafirlerimiz, sol tarafımıza bakarsak Haran'ın şehir surlarını görüyoruz. Bu surlar milattan sonra 2. yüzyıldan kalma, Roma döneminden kalma, savunma amacıyla kullanılmış surları görebiliyoruz. Surların yüksekliği 10 metre, uzunluğu ise de 4,5 kilometre. Surların içerisinde 6 tane ana giriş kapısı, biraz sonra da göreceğimiz kalenin içerisinde de 6 tane gözetleme kulesi bulunmakta. Her bir gözetleme kulesi bir kapıyı gözetlemekte. Kapıların adları var: Halep, Musul, Bağdat, Rakka, Anadolu, bir de Aslanlı kapısı. Eskiden o yönlere bakarsa onun adını veriyorlarmış. Şimdi de bizim ilk gireceğimiz kapı Rakka kapısı olacak. Rakka'da Suriye yönünde olduğu için, Suriye'nin ilk girişi buradan Rakka ili olduğundan dolayı Rakka'dını vermişler. Zaten Suriye sınır 18 kilometre. Akçakale sınır oluyor. Akşamlarda ışıkları buradan görünüyor efendim. Evet, biraz önceki bahsettiğimiz Rakka kapısından giriş yaptık. Maalesef ki kapının kalıntıları yıkılmış durumda. Çünkü buraya 1261 yıllarında Moğollar geldiğinde yakıp yıkmışlar. Dikkatlice sağ ve sol tarafımıza bakarsak Harran'ın meşhur Huni şeklindeki evleri görebiliyoruz. Buradaki yaşayan halk 1989'dan öncesi bu evlerde oturuyorlardı. 89'dan sonrası GAP tamamlandı. Halkın durumu %60'ı %70'i olmaya başladı. Onun için halk bu evleri bırakıp yerine beton evler yapmaya başladılar. Efendim, şimdi değerli misafirlerimiz, Harran Üniversite kalıntılarına doğru gidiyoruz. Dünyadaki ilk kurulan üniversiteyi göreceğiz. 5000 yıllık bir üniversite kalıntısını göreceğiz. Üniversitenin yanında Harran Höyü'nü göreceğiz. Harran'ın en eski yerleşim alanlarından birisini göreceğiz. Daha sonra da değerli misafirlerimiz, Harran evlerini gezeceğiz. Gezeceğimiz ev 22 odalı, birbirine bağlı eski aşiret reisinin evini göreceğiz. Aşiret reisi rahmetlik dedem olur. Rahmetlik dedem zamanında 9 hanım almış, 45 çocuğuyla birlikte orada yaşıyor. Rahmetlik dedem 10'sını tamamlamak istemiş, 9. hanımın dürdüründen öbür dünyaya yol almış efendim. Ve bu bölgede halen başlık parası devam etmekte. Bu bölgede başlık parası kızın güzelliğine göre verilir. Bu bölgede herkes esmer olduğu için sarışınlar daha çok kıymetli. Bulunuyorsa burada da ormanlık bir yeşillik olduğunu vurgulanmak istemiş. Çünkü eskiden buradan Fırat Nehri'nden akan iki tane ırmak varmış. Deysan ile Cellat ırmakları. O ırmaklar kuruduktan sonra ormanlık haliyle yok olup kaybolmuş. Buraya da değerli misafirlerimiz 11. yüzyılda ortaya bir kemer yaptırmışlar Selahaddin Eyyubi döneminde. Kemerin ön kısmı cami, arka yönü ise de medresi olarak da kullanılmış. Medresede fizik, matematik, tıp dersleri görüyorlar. Kemerin ön kısmı ise de cami olarak kullanılmış. Ulu Cami diye adlandırılmış. Anadolu'nun en büyük, en zengin taş süslemeli camisi 10.000 kişilik aynı anda. Trend Gezi nerede? Harran'da. Kiminle? Akın Kadir'le. Mutlu muyuz? Çok. Sıcaklarına gelip burada milyonlarca yıldızın altında yatıyor dışarıda, tahtların üstünde efendim. Ve değerli misafirlerimiz, gezeceğimiz kültür evinde sizlere Kadir ağamız Murra ikram edecek. Murra bu bölgeye özgü bir kahve çeşidi. İçtikten sonra sakın fincanları masaya indirmeyin. Eğer fincanları masaya indirirseniz ya kahveciyi evlendireceksiniz, kahveci şayet eğer evlenmek istemiyorsa içine altın dolduracaksınız. İçtikten sonra direkt ben fincanları kahvecinin eline uzatın ki cezalanmayasınız diye. İçmesek ne olacak? Oynadı, şu anda Vodafone hattını kullanıyor efendim. Burada iniyoruz ve kültür evini geziyoruz. Buyurun. Yerim ben dedi. Hadi. Arkadaşlar, küçük kız benimle tokalaşmak istedi. O yüzden öyle bir tepki verdim çocuğa karşı. Arkadaşlar, köyde en çok da çocuklar zerzefil oluyor.
Abi sorun mu? Buradan girelim efendim. Hoş geldin bacı. Bir soru çekelim. Yanımda insan var mı? Evet, buraya gelelim. Hadi. Oo, bayağı zenginmişsin. Mahmut. Bak abla, öğren de resim falan. Ben Nazım abi. Şu mu dedin? Çünkü İtalya'da bulunuyor. İtalya'da bulunmasının sebebi bir ressam geliyor. Evin içini dışını çiziyor. Daha sonra da İtalya'da Alberobello Trulli Puglia Adası'nda Bari şehrinde bu evin benzeri yapılmış. Üçlü, altılı, dokuzlu odalardan oluşmakta her bir kubbe bir oda sayılıyor. Buradan gezeceğiz. Ağam, yakışıklı abi sen gel. Evet, buyurun gezeceğiz. Emin abla. Hadi çekiyor Emin abla. Bir fotoğraf çekebilirsiniz. Evet. Ayla fotoğraf çekebilirsiniz. Ayla, petrol Ayla ve bunu çekiyorum. Siz ama bir şeye gitsiniz. Ama şey ışık. Işığın altında orası çok karanlık. Burası ışık var. Aa bulunmuş. Bak işte gördün mü? Aa. Tam gerçek Ay'a da benziyor. Ümran abla nerede? Gezdik abla. Ay'ı kaptıracak haberi yok. Biriniz benim. Nilgün. Benim beni tamamlayan resmini çeksene. Ümran hani çekmiyorsun resmini. Geldim aşkım, geldim ben sana. Nilgün gel buraya, bak sana şey alacağım. Bilet alacağım. Şeyler falan var. Takılar falan var. Ulan gerçek gümüş mü acaba? Hayır. Yakışıklı kadın.